günaydın efendim. Açsana. Kapı mı kilitliyorsun sen? Yok. Şey... Farkında olmadan kilitlemişim herhalde. Korkma canım. Cemal sinek olup uçsa giremez artık bu eve. Ama sen yine de kilitleme kapını. Bak Aytül Hanım sevmez öyle kilitli kapıları ha. Odan da güzelmiş. Müştemilattakinden güzel tabii. Rahatsın. Yiğit Bey de iyice sahiplendi seni. Sana bir şey soracağım Nur. Ama bak doğru söyleyeceksin. Yiğit Bey'le aranızda ne var? Ne diyorsun sen Elmas? Yangından seni kurtarmak için kendi canını bile düşünmedi. Hastanede deli gibiydi. Bak bizi yolladı ama bir an olsun ayrılmadı senin başından. Yapma Nur. Bak biz kardeş sayılırız seninle. Herkesten sakla ama benden saklama. Hadi itiraf et. Yiğit Bey'le aranızda ne var? Sen de mi buradaydın Elmas? Mert hakkında konuşacağım Nur'la. Sen çık, daha sonra konuşursunuz, olur mu? Tabii ben işe gidiyordum zaten Aytül Hanım. İyi günler. Olacağı buydu işte. Bak cin her şeyi anladı, gördün mü? Korkmayın. Hiçbir şey bildiği yok. Şüpheleniyor sadece. En küçük bir şey söylersen ya da hissettirirsen olacakları sen biliyorsun artık. İciler seni bekliyor. Elmas. Aytül Hanım. Dur ben yardım edeyim Cahit. Bırak Nazan Allah aşkına. Yeter ama ya. Daha ne kadar böyle davranacaksın bana? Yiğit'e senin söyleyeceğimden korkmasan sana nasıl davrandım ne önemi var ki? Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Hı? Kimsin sen? İki uyduruk döpiyes giyip şirkette salındın diye bir şey mi oldun sandın? Kime dayadın sırtını? Aytül Hanım. Ne Aytül Hanım? Ağzından çıkan lafa, o ucuz dedikodularına dikkat et. Bir daha dedikodu yaptığını duyarsam seni evinden de, işinden de ederim. Anladın mı? Elmas. Elmas ne oldu? Şişt, dokunma. Bırak şu terbiyesizi. Teyze, sen mi bu kızı bu hale getirdin? Kendi düştü, kendi kalkacak. Dokunmayacaksın. Kalk! Kalk! Kalk, kalk, kalk! Teyze, ne oldu? Bir şey söyle. Bak, kahretsin. Yavrum, ne oldu? Allah toplanıp belasını versin. Kızın kanıyor yavrum, düştün mü sen? Çekil başımdan anne! Kızım! Bir daha bu dedikoducuya yüz vermeyeceksin. Tepene çıkarmayacaksın. Ne yüz vermesi teyze, ne diyorsun sen? Ne tepeye çıkarması? Bilmiyorum artık Cahit. Ben sana söyleyeyim de. Cadının izinde belasını ver. Kızım ne oldu ki? Ne bela okuyorsun sen böyle? Bırak ya!
Arkadaşın Cahide arıyor anneciğim. Allah belasını versin. Tövbe tövbe, sabah sabah ne çok bela okumak böyle. Onur var ya Onur, her altı o yesin ceremesini ben çekeyim. Ne haltı yemiş Nur? Sen oldu be. Bir sene duruyor bu kız. Daha hala ayak üstünde uyutuyorsun kızı. Yiğit Kozan. Kendine gel artık. İnsafa gel. Yeter. Bu kızın gözünün içine baka baka başka bir kadınla pingir deme artık. Yeter. O arabayı sana mezar etmeye çalıştı bu. Senin hayatından 3 sene aldı bu. Ben bunun neyinden özür dileyeceğim be? İzler, ne yapıyorsun İzler? İzler Hanım. İyi misiniz? Gözüm karardı. Buyurun şöyle geçelim. Söyle. Ben hemen bir doktor çağırayım, tamam mı? Dur dur. Gitme, iyiyim ben. Oh. Hay anneciğim ya. Yüreğimi mi indireceksin sen benim yavrum ya? Ha? Ha anneciğim. Bak bin tane yemin ettim. Ne dedikodusuymuş bu? Hadi söyle bakayım. Bak Nur'un kendisine bile söylemeyeceksin. Sonra kabak benim başıma patlıyor. Ay söylemeyeceğim dedim ya. Anlat artık. Artık Yiğit Bey'le mi... Sinan Bey'le mi ikisinden biriyle bir şey olmuş işte. Ay, ay tövbeler olsun. Ay ne diyorsun sen kızım? Evli barklı adamla mı? Ya dedim ya belki de Sinan Bey'ledir. İftira. Kuru iftira. Ay Allah'ım başımıza bunlar da mı gelecek daha? Sen kimden duydun? Bana bak. Hafazan Allah. Aytül Hanımlar mı konuşuyordu yoksa? Ya ne iftirası be? Duymadım diyorum. Ben kendi gözümle gördüm. Sinan Bey Yiğit Bey'in elinde kalıyordu neredeyse. Ay felaket. Ay Allah'ım, Allah'ım başımıza bunlar da mı gelecekti? Bittik biz, bittik. Buyurun İcler Hanım. Sağ ol. Otur. İyi misiniz? Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? İyiyim, iyiyim. Benim daha önceden de vardı migrenim. Kazadan sonra daha da tetiklendi öyle. Merak edilecek bir durum yok. Sen nasılsın? Toplayabildin mi kendini biraz? İyiyim. Hiçbir şey yok. Kocam olmasaydı o gece yangından sağ çıkman pek de mümkün olmayacaktı sanki ha? Siz beni çağırmasaydınız... zaten sizinle bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Sizi hiç ilgilendirmeyen... tamamen benimle alakalı bir sorun yüzünden çok kötü şeyler yaşandı. Ben böyle bir şeyin sonrasında burada daha fazla kalmak istemiyorum. O yüzden herkesten önce sizinle konuşmak istedim çünkü... Çünkü Yiğit Bey'le konuşursan sana izin vermeyeceğini biliyordun. Adı gibidir işte benim kocam. Yiğit adamdır. Rahmetli eniştemi ben pek sevmem ama sanki bilmiş de koymuş adını. Benim kocam çatısına sığınmış genç bir kızı başındaki belalı yüzünden evsiz, işsiz bırakacak bir adam değil, merak etme. Ama senin bu kararı vermen de sanki dün gece de etkili ha? Sinan'ın imaları da etkili biraz. Ben... Bak, kardeşimin dün gece söylediği şeyler emin ol senden daha çok benim canımı sıktı. Sen beni daha tanımıyorsun. Ben kocasına çok aşık ve çok kıskanç bir kadınım. Normal şartlar altında senin kadar genç ve güzel bir kızı da etrafımızda istemeyebilirdim. Ama şu an şartlar benim için hiç de normal değil. Yani... kardeşimin dün gece söylediklerini ciddiye almış olsaydım... onun söylediklerinden korkmuş olsam ne kadar saçma olurdu değil mi? Ben kocamdan şüphe etmem. Abuk subuk bir sarhoş zırvasına inanacak bir kadın da değilim ben. Beni yanlış anlama. Üstüne de alınma. Ama kocamı, oğlumun bakıcısından kıskanacak kadar da düşmedim daha. Şimdi sen de rahatla ve gidip Mert'in okuldan gelmesini bekle.
Peki İclal Hanım. İclal Kozan. İclal Kozan. İstediğiniz sunum dosyalarını toplantı salonuna bıraktım Yiğit Bey. Tamam güzel, sen de geç, ben de geliyorum. Hadi toplantıya. Geldim. Geldim, hadi gidelim. Sen iyi misin? Ne bu halin? İyiyim ya. Dalmışım biraz. Elmas nerede, gördün mü? Elmas bugün gelmeyecek. Niye? Sabah gördüm ben de. Rahatsızmış biraz. Ayağını burkmuş. Hay Allah. Hadi çıkalım. Ay ay, ben nasıl giderim şimdi mutfağa? Ben nasıl bakarım Aytül Hanımların yüzüne? Vallahi orasını ben bilemem anne, de Nur'un maşallahı var yani. Belalısı peşinde, evli adamla adı çıkar, yeğeniyle ayrı, oh suyundan da koy. Elmas! Dellendirme beni iyice. Ne biçim konuşuyorsun sen kızım ya? Bak, Yiğit Bey'le adı çıkmış olsaydı Aytül Hanım bizi tutar mıydı? Çoktan koymuştu kapının önüne. Olur mu öyle şey canım? Koymayacağını malum anne. Hı? Sanki Yiğit Bey'le laf yürürse kapının önüne koyacak, Sinan Bey'le yürürse bağrına mı basacak kadın? Bak sen babama o kadar laf ettin ama haklı çıktı adam. Bu kız bizim başımızı yakacak. Hah, şuraya yazıyorum, başımızı yakacak bu kız. Hala, halacığım. Anne, anne bak yemin verdin, sakın hiçbir şey belli etmiyorsun Nur'a. Halacığım, burada mıydın? Ha, mutfağa gideceğim, işim var benim. Çekil bakayım şöyle. Elmas. Hı. Ben sen gittin sanıyordum. Yok ya. Dizine ne oldu? Yok bir şey ya. Kaza öyle, bir şey yok. Halama bir şey mi söyledin sen? Ne söyleyeceğim ki? Tuhaf baktı bana. Yani bana konuştuğun gibi ona da konuştuysan. Ha, sen şu meseleyi diyorsun. Ya ben öyle kız kıza muhabbet edelim diye dedim. Kızlar kaynatır ya. Sen niye o kadar ciddiye alıp gerildin şimdi ya? Sen ne söylediğini hatırlamıyorsun galiba. Ya canım, ben senin bozulacağını bilsem yeminle bak ağzımı açmazdım. Ciddi ciddi inanır mıyım ben hiç Yiğit Bey'le böyle bir şeye? Bak sakın kulağına gitmesin, kovar beni ha. Ne diyorsun Elmas ya? Bir daha açmamak üzere kapadık bu konuyu demeye geldim zaten. Hı. Hiç sorun yok. Tamam. Tayyar Efendi. Şöyle bir arkaya geç bakalım, seninle bir konuşalım. Evet, görüyorum son günlerde bazılarınız epey gergin. Hatta ihaleyi kazanmamıza bile ağız tadıyla sevinemeyenler var. Hatırlatırım ki arkadaşlar, bu aldığımız ilk tehdit değil, son tehdit de olmayacak. Korkularınızı anlıyorum. Ama korkmak zayıflık değildir. Zayıflık korkularınıza teslim olmaktır. Şimdi hepinize, tüm birim müdürlerime tek tek soruyorum. Aranızda başarıdan korkan var mı? Sen bizim başımıza nasıl bir bela açtın be adam? Ben sana getirdiğin gibi gönder o deliği buradan dedim. Adam neredeyse evi yakıyordu. Ya sen bu kadar mı beceriksizsin ya? Nazan Hanım, ben size dedim Allah'ın delisiyle uğraşılmaz dedim. Ha. Parayı alırken iyiydi ama değil mi? Para nerede?
Para, para yok. Para gitti. Deli aldı parayı. Hem halimi gördünüz, canımı da alıyordu neredeyse. Sen bu belayı başımızdan bir def etme. Bak ben senin o canını bırakıyor muyum? Bakın Nazan, benlik bir şey yok artık. Yiğit Bey adamlarını her yana saldı. Hem bu saatten sonra ben Allah'ın delisine ne yapabilirim ki? Ayrıca kim bilir şimdi o nerededir, ben nereden bileyim? Bilirsin sen, bilirsin. Eğer ben seni şu kadarcık tanıyorsam, sen o delinin nerede olduğunu çok iyi bilirsin. Allah rızası için Nazan Hanım, polis çağırayım, üstüne salayım, yakalatayım ama beni bulaştırmayın. Ciğerimi deliyordu neredeyse. Ben bir daha o delinin karşısına çıkamam. Polis çağıracakmış. Biz sanki bilmiyoruz adamın deli raporlu olduğunu, değil mi? Sen bu belayı başımızdan bir def etme, bu işi bir halletme. Yoksa gerçekten karışmam Tayyör Efendi. Sen ortalıkta niye dolaşıyorsun? Sen bela mı arıyorsun başına ya? He? Oğlum sen de laftan anlamaz bir adamsın. Sana bas git diyorum ben. Ben Nur'u istiyorum, tamam mı? Benim deli damarıma basma Tayyar. Bana Nur'umu ver. Beni delirtme. Dinliyorum. Şüphelendiğiniz gibi Kahya'nız ormana geldi efendim. Yalnız mı? Yalnız değil efendim. Tamam güzel, geliyorum hemen. Şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Modellere bakacaktık. Yarın bakarız olur mu? Siz devam edin. Hadi kolay gelsin. Ne oluyor be sabah sabah? Sabah su akşam su, bıktım sizden be karı koca ben. Oh, elimize sağlık karı koca. Sinancığım ben sana bir kere daha tokat atmıştım çocukken, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, bir müzik kutum mu vardı, bir şey içini sökmüştüm. Yiğit'in hediyesiydi. Bak. Yine yediğim tokatların tamamı Yiğit'e çıkıyor. Ay Sinan sen niye hiç büyümüyorsun? Yani eşek kadar adamsın ama 10 yaşında gibi davranıyorsun. Allah! Sus! Ben senin yaptığın terbiyesizliği affettim, unuttum. Sen de unutacaksın. Bir daha da ne eniştene ne bana terbiyesizlik yapmayacaksın, tamam mı? Hadi kalk şimdi. Kalk, şöyle uzun zamandır abla kardeş yapmadığımız bir şey yapalım. Ne? Ay ben çok sıkıldım uyandığımdan beri bu evin içinde. Sıkıldım kaldım, Yiğit de çalışıyor sürekli. Şöyle gidelim Boğaz'a bir, oh nefes alalım. Hadi kalk. Öf! Kalk be, üstünü giyin hadi. Uyuyordum. Bir topu uyuyordum yani, bir topu. Deli misin, zır deli misin anlamam. Sana istediğin her şeyi vereceğim diyorum. O cehennemi boylamadı. O zaman ver onu bana. Ya Allah'tan belanı mı istiyorsun sen? Çiftliğe bir yaklaş da gör bakalım ne oluyor. Yiğit Bey'in adamları her tarafı kuşatmış diyorum sana. Kuş uçurtmuyorlar, kuş. Ben beymey anlamam. Sen bana söz verdin. Sözünü tutacaksın. Tövbe estağfurullah. Ya çiftliği yaktın, böğrümü deştin. Hala sana verdiğim sözün hükmü mü kalır? Git işine. Benim de başımı yakma. Tayyar! Hiçbir yere kaçma. Seninle işim uzun. Thank you.
Bey. Sen karışma. Lan bana iyi bak. Benim adım Yiğit Kozan. Sen delisen ben senden daha deliyim. Hastaneyi kapatırlar. Bir yıl sonra mı, beş yıl sonra mı çıkar bilmem. Çıkar çıkmaz ensesinden yakalayıp dediğim yere kapatacaksınız. Güvenliğinden kaçmamasından siz sorumlusunuz, tamam mı? Anlaşıldı Yiğit Bey. Güzel. Şimdi dağılabilirsiniz. Evet. Ya Tayyar Efendi, kaç yıllık emektarım. Çiftliğimin sağ kolu Tayyar Efendi. Sen benim arkamdan iş çevireceksin de ben bunu görmeyeceğim, anlamayacağım, öyle mi? Yiğit Bey, kurbanın olayım. Çek eline. Nasıl yaparsın bunu he? Şerefsiz. Sen bunu öz yeğenine, bana, ekmek yediğine ve nasıl yaparsın? Kurbanın olayım Yiğit Bey. Kurbanın olayım ne olur. Bunu nasıl yaptın o kıza? Bir daha böyle bir şerefsizlik yapmayacağım Yiğit Bey. Affet ne olur. Yaşına başına dua et. Dua et elimde kalmayacaksın. Ama bir daha bu çiftlikte de kalmayacaksın. Yiğit Bey, yapma. Ben ettim, sen etme. Bu yaştan sonra evsiz yurtsuz ne yaparım ben? Sen onu ekmek yediğin eli ısırmadan önce düşürecektin. Allah senin belanı versin. Nazan Hanım. Ben emir kuluyum. Yoksa bir başıma genç kızla niye uğraşayım ki? Nazan Hanım nereden duymuşsa duymuş. Bir deli varmış dedi. Git onu çağır gelsin dedi. Alsın bu kızı götürsün dedi. Doğru mu söylüyorsun ha? Doğru mu söylüyorsun? O kadın mı söyledi sana bunları? Ekmek bu saf çarpsın ki Nazan Hanım söyledi. Çok iyi geldi deniz havası. Abla ben seni üzmeyi... Tamam Sinan. Tamam. Sen beni üzmedin zaten, sinirlendirdin. Öyle saçma sapan şeylere üzülecek insan mıyım ben? Hatırlamıyor musun sen ablanı? Sen... Sen kocanı hatırlıyor musun? Sinan. Ne abla ne? Ben seni korumaya çalışıyorum ya. Yani ben seni... Sen... Benim hiç büyümeyen, sürekli ablasını kıskanan, huysuz küçük erkek kardeşimsin. Tamam. Tamam ama artık büyü Sinancığım. Yiğit'le yarışmaktan da vazgeç. Abla sen hiçbir şey hatırlamıyorsun ya. Sen ne kazayı hatırlıyorsun, ne ondan öncesini hatırlıyorsun. Hiçbir şey hatırlamıyorsun sen ya. Oh, iyi ki hatırlamıyorum. Geçmişin ağırlığıyla yaşayacağımı bugün hafifliğiyle yaşıyorum işte böyle. Hafize Hanım müştemilatta mı? İki dakika önce mutfağa geçti. Sen ne dikiliyorsun burada? Mert'i bekliyorum. İçeri sokma.
bize ya. Sana 40 kere söyledim şu erişteye tut koyma Allah aşkına ya. Nazan Hanım, eriştenin kendi tuzu o. Ödem yapıyor, ödem. Koyma şu yemeklere tuz. Nazan! Neredesin? Neredesin? Nazan! Nazan! Yiğit, ne oluyor? Hemen çık Nazan'ın odasına. Neyi var, neyi yok koy valize, tamam mı? Peki Yiğit Bey. Bütün eşyalarını. Yiğit, ne demek oluyor bu? Yiğit, ne oldu? Sen... Yukarı. Yukarı Nazan. Yukarı! Hafize, sen ne bekliyorsun orada? Mutfağa. Hadi mutfağına, hadi. Yiğit, Allah aşkına ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Bırak eşyalarımı. Nazan Hanım, ama... Yana elleme dedim. Çık dışarı. Yiğit. Yiğit, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Niye böyle davranıyorsun? Sen benim yengemsin. Yenge. Abimin karısı. Seni bu evden göndermekten başka ne yapabilirim ki ben? Ne göndermesi ya? Ne diyorsun? Yiğit. Ne oluyor, bir anlat hele. Ne oluyor? Gidiyorsun evimden Nazan. Bu evden gidiyorsun. Yaren, abin nerede? Toplantıyı bırakıp apar topar çekti gitti. Ne oldu, bir şey mi oldu? Abi. Kızım, ben bakma suratıma, bir şey söyle, ne oldu? Abim Nazan'ı gönderiyor. Nazan'ı gönderiyor mu? Nasıl, nereye gönderiyor ya? Abim Nazan'ı evden kovdu abi, yukarıdalar şimdi. Koy hepsini, koy, koy! Al bütün eşyalarını, defol git! Yiğit, gözünü seveyim, niye böyle davranıyorsun? Ben ne yaparım? Burası benim evim, nereye giderim? Sen evine ihanet etmeden önce düşünecektin bunları. Bir şey söyleyip bir şey yapmayacak mısın Aytül Hanım? Yiğit, ne oluyor? Sen karışma abi. Nasıl karışma oğlum? Karımı kovuyorsun evden. Sen karışma diyorum. Cahit, gözünü seveyim, bir şey yap ne olur. Yakalandın. Yakalandın değil mi? Allah seni... Sen biliyordun. Sen biliyordun değil mi? Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Abi. Akşam yemeğinden önce ikiniz de defolup gidin evimden. Yiğit. Sakın tek kelime etme teyze. Yoksa pişman olursun. Gördün mü? Gördün mü yaptı? Bizi ateşe sen attın Aytül Hanım. Bütün bu olanların sorumlusu sensin. Sakın bir delilik yapıp bu işe beni karıştırma. Rüzgarı bir dinsin. Ben sizi tekrar buraya çağıracağım, tamam mı? Rüzgarmış.
Sen buna rüzgar mı diyorsun? O rüzgar bizi nereye savuracak? Ha? Nereye? Ben sana yoluk bir şeyler de hazırlarım. Ben hiçbir şey anlamadım ben. Nereden icap etti ki bu böyle? Ver alacım. Yiğit Bey öyle buyurdu Hafize. İcaba mı kalmış? Yeni fabrika şantiyesinin başını bekleyeceksin dedi. Ne dediyse o. Öyle tabii anne. Ne dediyse o. Burası ne olacak peki? Çok saçma bir şey bu ya. Sana mı soracaktık lan saçmalığını? Lafını bil almayayım ayağımın altına ha. Hırsını çocuktan çıkarma Tayyar Efendi. Hepimiz şaştık kaldık. Hem sen ne anlarmışsın inşaattan şantiyede? Ama ne oluyorsa bugün giden gideni. Halacığım. Hı? Başka kim gidiyor ki? Oh. Amca niye gidiyorsun? Gitme. Gitme. Gel bakayım amcasının aslanı. Bak ben yine geleceğim tamam mı seni görmeye? Cahit'cim ya ben de hiç anlamadım ki ikiniz birden böyle nereye yani ne işiymiş bu? Kocana sor işler. İşverenimiz o değil mi? Kocana sor. Nazan. Gel böyle. Dilini tut ve bekle. Çok bekletme Aytül Hanım. Çok bekletme karışmam ona göre. Abi gitmeyin ne olur. Tamam Yaren. Dünyanın öbür ucuna gitmiyoruz. Amca gitme amca. Aslan parçası tamam tamam. Geleceğim ben seni görmeye tamam. Yarenciğim hadi sen şunun bakıcısını çağır. Oyalıyor mu? Uyutuyor mu? Ne yapıyorsa yapsın. Ah yavrum, o da perişan oldu tabii. Kıyamam kuzum ben sana, ağladım olur mu? Git babana de ki, amcamları yollama de. Bizi baban cezalandırdı, gönderme amcamları de. Hadi kuzum benim, koşun. Niye amcama ceza verdin baba? Niye amcam gidiyor? Söyle kalsın, lütfen, lütfen. Yiğit. Aşkım abinleri bir güle güle de bari. Dur hadi sen çocuğu yukarı çıkar yatır. Mert'cim hadi masal saatin geldi gel. Biliyor musun babam amcama ceza verdi. Gidiyor işte amcamlar. Hiç büyükler büyüklere ceza verir mi? Nur, hadi oyalanma çıkar çocuğu yukarı. Hadi Mert. Amca, ne olur gitme amca. Hadi amcasının aslanı. Şimdi doğru yatağa, tamam mı? Ben geleceğim seni görmeye. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Ay bir de iyi yolculuklar diyor ya, dalga geçer gibi. Yürü Nazan, yürü. Yürü. Hadi selametle Tayyar Efendi. Vakitlice git, vakitlice gel. Şunların arkasından da bir su döksek mi anne? Ah ah. Giden gideni. Anne. Sahiden Yiğit Bey mi kovdu Cahit Beyleri?
Vallahi ne bileyim oğlum. Demeye dilim varmıyor ama insan abisini evden kovar mı hiç? Kurunun yanında yaş da yanıyor tabii. Çok konuşma, bir şey biliyormuş gibi. Hadi yürüyün eve. Ben biliyordum başımıza gelecekleri. Kılını bile kıpırdatmadı o teyzen. Öyle seyretti kardeşinin bize sepet havası çalmasını. Uyumayacaktın Nazan teyzeme. Başından büyük işlere kalkışmayacaktın. Bakıyorum da sesin çıkmaya başladı Cahit. Bir de abi olacaksın. Kardeşinin yakasına yapışıp da sen kimin karısını kovuyorsun diyemedin değil mi? Sen? Sen diyebildin mi? Teyzen istedi, ben de maşası oldum diyebildin mi Nazan ha? Ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Ama en fazla 3 gün beklerim. Eğer o günden sonra teyzen bir şey yapmasın, eğer kapı açık geri dönün demesin, gör bak o zaman ben neler yapıyorum. Ay bir boğaz havası alalım dedik, döndüğümüzde karşılaştığımız manzaraya bak. Nereye gitti ki bunlar böyle apar topar? Nazan böyle ağlak ağlak, böyle ağlaya zırlaya tatil mi olur ya? Ne tatili be abla? Belli ki Yiğit Kozan kapının yerini göstermiş bunlara. Yani aslında arada Cahit olmasa ben de öyle diyeceğim de Yiğit Cahit'e kıyamaz ki. Ya abla, senin aklın düğün gecesinde değil, bayağı bir geride kaldı herhalde. Sen hiçbir şey hatırlamıyor musun ya? Asıl senin aklın dondu kaldı herhalde bir yerlerde, hiç abla dayaklarını hatırlamıyorsun. Ben gayet iyi hatırlıyorum Yiğit'in Nazan'a ne kadar katlanamadığını. Ama yani benim bildiğim Yiğit Cahit'e de kıyamaz. Anne, sen kesin biliyorsundur ne olduğunu. Ay ne diyorsun İcler sen Allah aşkına? Benim bir şey yok. Nazan'ın kaprisleri işte. 3-5 gün tatil yaparlar, dönerler. Anis başım ağrıyor. Ben yatıyorum. Oturmayın siz de fazla öyle ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin biliyor neler olduğunu yani. Girdi yine o benim başım ağrıyor triplerine. Ah benim başım çok ağrıyor. Yatacağım ben. Siz de fazla oturmayın. Tabii canım. Annem dev istihbarat ya. Biz yemeyiz bunları Aytun Hanım. Kaçma. Ay yapma be. Gittiler. Gittiler işte. Cahit perişandı. Ne Sinan ne de İclal. Kimse inanmadı tabii öyle paldır küldür tatile mi çıkılır? Mert de çok üzüldü. Oğlum karıştırma. Böyle yüzüme bakmadan mı konuşacaksın? Şu anda karşıma geçip gözlerime bakarak konuşabileceğini hiç sanmıyorum teyze. Hayır, bana neden öfkeleniyorsun bu kadar? Yani bu hiddetin niye bana? Sen beni bunca yıl analık ettiğin yeğenini aptal mı sandın? Bunlar ne biçim laf? Bunlar senin söylettiğin laflar. Ben bana niye kızdığını hiç anlamıyorum. Bunca yıl kardeşlerimin üzerindeki, benim üzerimdeki, oğlumun üzerindeki hakkını ödeyemem dedim. Dedim ama sen o hakkı bozuk para gibi harcadın teyze. Bana yalan söyleyip arkamdan iş çevirip beni aptal yerine koyduğunu sanıp gözümün içine baka baka harcadın. Ben Nazan'ı tanımıyor muyum? Hı? Onun ne mal olduğunu bilmiyor muyum ben? O atını sağlam kazağa bağlamadan hareket eder mi? Bu evde kime güvenecek? Nazan'ı kukla gibi oynattığını anlamaz mıyım sandın? Bu gece yaptıklarının hesabını vermediysen, bunu geçmişe, yaptığın analığa, oğluma
torununa. Mert. Mert'e borçlusun. Ama biliyor musun teyze? Borç defteri bayağı kabardı. Bu sondu. Son. Şimdi beni yalnız bırak. Yiğit, ne oluyor? Baban kaçta varır acaba? Ay çok da umurumdaydı ya. Anne sen ciddi misin? Kafam buluyorsun benimle. Ya zil takıp oynasana sen. Adam gitti işte, bir süre rahat edeceksin. Öyle deme kızım. Babasız ersiz ev mi olur? Anne senden hiçbir şey olmaz ha. Vallahi bak. Geçmiş olsun. De. Bak sen yine de babam için üzülüyorsun. Ama Nur yaşadı vallahi. Bayram edecek artık. Niye bayram etsin canım? Babanın huysuzluğu yüzünden kızcağız sevemiyor işte. Ya onun için şey etmedim. İşte sen dedin ya. Ev babasız kaldı diye. O işte karışan yok, görüşen yok. Ya babam buradayken bile dedikoduları aldı yürüdü. Artık bundan sonra ne yapacak ben bilmiyorum. Bana dedikodu deme kızım ya. Vallahi kan beynime sıçrıyor. Getirme aklıma beni. Vallahi anneciğim ben senin yerinde olsam tam aksine aklımdan hiç çıkarmam. Bugün mesela benim kulağıma gelen, Allah muhafaza İcdal Hanım'ın kulağına gitse... Ya Sinan Bey'le değil de Allah'ım korusun Yiğit Bey'le o laf alır yürürse... Ya Allah korusun. O zaman acaba arkamızdan su döken olur mu? Hay Allah'ım korusun. Yok bu olmaz. Yani birinde belalısı, öbüründe dedikodular. Ay parçası gibi gencecik kız, bir de emanet. Ay benim buna bir çözüm bulmam lazım. Lazım da, ay ne yapsam ben? Kim arıyorsun ya? Bir dur. Alo, Salih Hanımcığım, hayırlı akşamlar olsun. Şu altında şey günü Raziye Hanımlardaydı değil mi? Kadın hala altında gün derdinde ya, pes. Beraberce gideriz ya. Hayır, aslında gelmeyecektim ama vallahi iki elim kan da olsa yine geleceğim. Hadi yarın görüşürüz. İyi geceler. Bu mu? Cemal'i yakalatıp polise teslim etmişsin. Tamam anladım ama aynı gün eniştem, Nazan Hanımlar... Paldır küldür gidiyorlar. İkisi de şeytan görmüş gibi bakıyordu bana. Mert senin amcasını cezalandırdığını söylüyor. Tesadüf mü bunlar? Hepsi mi işbirliği yaptı? Ne anladıysan Onur. Ne olur beni daha fazla konuşturma. Canavar bunlar.
Hepsi mi birlik oldu? Artık canavarlık falan bitti. Artık sana kimse zarar veremez, merak etme. Eniştem dönmeyecek mi bir daha buraya? Mert çok üzgün. Babam amcama niye ceza verdi diye ağlıyor. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Ya teyzen? Ben intikam peşinde değilim Yiğit. Eniştem ayrı. Ona olan öfkem, kırgınlığım bambaşka. Ama Nazan Hanım'ı, hele teyzeni suçlayamam. Teyzen yaralı bir anne. Onu biz, sen yaraladın. Yaralı bir kaplan yavrusu için nasıl savaşıyorsa teyzen de benimle öyle savaşıyor. Onu sevmeyebilirim. Merhametsiz, acımasız bulabilirim. Ama gerçekleri bile bile suçlayamam. Ben başıma gelen her şeyden bir tek seni suçluyorum Yiğit. Bir tek seni. Sen herkesi suçlayıp herkese bedel ödetiyorsun. Ya senin ödeyeceğin bedel? Sen ne zaman bedel ödeyeceksin Yiğit? Cevap versene. Ne zaman sözünü tutacaksın Yiğit? Hani boşanma davası? Hani Yiğit? Nerede verdiğin söz? Ben sözümün eriyim Nur. Al. Bu ne? Verdiğim söz. Mahkeme celbi. Yarın hakim karşısına çıkacağız.